onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum. Seyirci yıllarca Filiz Akın'ı Yeşilçam melodramlarının, romantik komedilerinin zarif ve Avrupa'yı yüzlü güzeli olarak tanıdı. Ancak gerçek hayatı hiç de o kadar toz pembe değildi. Kadrajın dışında büyük dramlar ve acılar vardı. Sevgisinden mahrum büyüdüğü babası yeni ailesiyle katledildi, sahnede bıçaklandı. İhanet evliliğini bitirdi, son eşiyle tam ikinci baharı yaşarken bu kez de amansız hastalıklar peşini bırakmadı. Filiz Akın 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Habibe Leman Şaşırmaz kadın terzisi, Afyonlu babası Bekir Sami Akın hakimdi. 7 yaşına geldiğinde anne babası boşandı. Babası yeni eşiyle İzmir'e taşındı. Annesi dikiş dikerek o ve kardeşine bakıyordu. Ancak merdivenden düşüp belini kırınca Filiz Akın genç yaşta iş aramak zorunda kaldı. Kolej mezunuydu. Fransızca ve İngilizce biliyordu. 2 yıl bir seyahat şirketinde çalıştı, sonra artist mecmuası yarışmasına katıldı. Pek umudu yoktu ama kazandı. Filiz Akın'ın annesi, tıpkı Belgin Doruk'la annesinin yaşadığı şöhret rüyasına benzer bir hayat istiyordu. Bu yüzden Filiz Akın'ı sürekli buna teşvik ediyordu. Yapımcılar annesiyle onu İstanbul'a davet edip film setlerini gezdirince, Filiz Akın da o büyülü dünyaya ısındı, teklifleri kabul etti. Böylece 1962'de Akasyalar Açarken filmiyle Yeşilçam'a girdi. Sonraki yıllar filmler peş peşe geldi. Filiz Akın sadece 1964'te 14 filmde başrol oynadı. Cüneyt Arkın, Ediz Hun, Kartal Tibet, Ayhan Işık, Sadri Alışık, Yılmaz Güney, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi dönemin tüm ünlü jönleriyle kamera karşısına geçti. Artık Yeşilçam'ın en şöhretli dört yapraklı yoncasından biriydi. Gittiği yerlerde izdiham oluyordu. Bir defasında annesiyle ziyaret ettiği kapalı çarşıda kendisi için toplanan kalabalık yüzünden polisi arayıp oradan çıkmak zorunda kaldı. Beraberiz işte. Her gün görüşüyoruz. Filiz Akın görünümü itibarıyla her filmde, her rolde oynayacak biri değildi. Avrupa'yı yüzü nedeniyle bir Anadolu kadınını, köylüyü, emekçiyi canlandıramazdı. O yüzden çoğunlukla şehirde, köşklerde geçen zengin kız fakir oğlan filmlerinde yer aldı. Bu yapımların en büyük dezavantajı ise senaryoların birbirine benzemesiydi. Yeşilçam'ın ünlü güzelleri genellikle sektörün ünlü yapımcılarıyla birlikte oldu. Filiz Akın da filmlerde oynadıktan 2 sene sonra 1964'te Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı Türker İnanoğlu ile evlendi. 1965'te oğlu İlker dünyaya geldi. Sadece 4 yıl sonra oğluyla Yumurcak filminde beraber oynadı. Bu seri 1975'e kadar 6 film boyunca sürdü. Annen yok mu senin? Yok. Filiz Akın'ın oynadığı yapımlar 1970'lerde daha kaliteli olmaya başladı. Antalya Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü aldığı Ankara Ekspresi filmi onlardan biriydi. 1971'de Yılmaz Güney Umutsuzlar filmi için Filiz Akın'a teklif götürdü ancak kocası Türker İnanoğlu oynamasını istemiyordu. Yapımcı İrfan Ünal araya girip ikna etti. Güney o filmde güzel oyuncudan rol yapmamasını, Filiz Akın gibi davranmasını istedi. Çünkü filmdeki burjuva kızı balerin Çiğdem tam olarak onun gibi biriydi. Yılmaz Güney'in dediği gibi de yıllarca unutulmayan bir film ortaya çıktı. Senin için her şey olmaktansa silahın olmayı seçerdim. Beni silahın kadar sevseydin bugün dizinin dibinde olurdum. Filiz Akın 1962 ile 1972 yılları arasında 105 filmde oynadı. Sonraki senelerde birkaç yapımda daha yer aldı. Kadir İnanır'la başrolü paylaştığı 1974 tarihli Almanyalı Yarim filmi, Türker İnanoğlu yapımcılığında oynadığı son yapım oldu. Aynı sene boşandılar. Evliliği bitiren sebepse, dönemin medyasına yansıyan haberlere göre İnanoğlu'nun gönlünü genç yıldız Gülşen Bubikoğlu'na kaptırmasıydı. Filiz Akın yıllar sonra bu ihanet haberiyle ilgili "Bu ayrılığın Gülşen'le hiç alakası yoktu." itirafında bulunacaktı. Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Filiz Akın Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olmayı başardı ancak sektörü en erken bırakan isim de oldu. Yeşilçam'ın krize girdiği, avantür, erotik ve arabesk yapımların çoğaldığı bir dönemde Cüneyt Arkın'la beraber yer aldığı 1975 tarihli Babaların Babası filminden sonra sinemaya veda etti.
Yıllar sonra bu kararı ile ilgili ilginç itiraflarda bulunacaktı. Bize gelen film teklifleri şarkıcıların konserleri gibi başrol oynadıklarıydı. Seks filmleri furyası da başlamıştı. Yeşilçam'ın bittiğini düşündüğüm için starlık beni terk etmeden ben onu terk ettim. Hülya Koçyiğit gibi bir yapım şirketim yoktu. Fatma Girik gibi şöhretimin üstüne titreyen Memduh Bey gibi bir patronum da yoktu. Moda deyimle sevgili beni bırakmadan ben onu bıraktım. Filiz Akın sinemayı bıraktı ancak para kazanması gerekiyordu. Önce bazı reklamlarda oynadı. TRT'de bir program sundu. Birçok Yeşilçam yıldızı gibi 1975 ile 81 yılları arasında şarkıcılık yaptı. 21 Eylül 1979'da İzmir Fuarı'ndaki programı sonrası oteline giderken bacağından bıçaklandı. Yarası ciddi değildi ve kısa sürede yakalanan saldırgan aslında bir tetikçiydi. İnci Baba olarak bilinen kabadayı Mehmet Nabi İnciler'in isteğiyle bıçaklandığını söyledi. Filiz Akın bıçaklandığı günün gecesinde sahneye çıkarken İnci Baba azmettirici olarak gözaltına alındı. Kimisi Filiz Akın'la sevgili olduklarını söyledi, kimisi sadece dost olduklarını. Bir iddiaya göre ise İnci Baba güzel yıldıza çok aşıktı. Bunu duyan Akın'ın "Dünyada erkek kalmasa yine de İnci Baba'ya bakmam" sözleri kulağına gidince ona bir ders vermek istedi. Ancak iki taraf da bu iddiaları reddetti. Sonraki günler olay kapandı. Filiz Akın 1982'de ikinci evliliğini iş adamı Bubi Rubinstein'la yaptı. Paris'e taşındı, 11 yıl orada kaldı. 1989'da TRT'nin Geçmiş Bahar Mimozaları dizisiyle tekrar kamera karşısına geçti ancak yapım sadece 9 bölüm sürdü. Güzel Yıldız 1991'de büyük bir trajedinin parçası oldu. Hakim babası Bekir Sami Akın ve üvey annesi İzmir'deki evlerinde boğularak öldürüldü. Katil eski kiracılarıydı ve para için onları katletmişti. Cinayet işlendiğinde Paris'te yaşayan Filiz Akın cenaze için Türkiye'ye geldi. Sessiz sedasız babasını defnedip gitti. Bu sessizliğin nedeni babasının çocukluk aşkı için annesini ve kendisini 7 yaşında terk etmesi ve onu hala affetmemesiydi. Güzel Yıldız olaydan yıllar sonra 2013'te verdiği bir röportajda bunu açıkça itiraf edecekti. Babam beni ne sevdi ne de dövdü. Bir babanın prensesi olmak nedir hiç bilmiyorum. Meğerse babam konuşmayı, dokunmayı ve sevmeyi bilmiyormuş. Onun tek iletişim aracı kemanmış. Bunu İzmir'in Filarmoni Orkestrası'nın 10. yıl dönümü kutlamalarına çağrıldığımda anladım. Kemanına aşıktı o, başka bir şey değil. O gün kendi kendime onu affetmeye karar versem de içimde affetmedim. Kemanına olan aşkını bana tercih ettiği için affedemedim. Anneme güya çok aşıkken gençlik aşkı olan bir kadın için bizi terk etti. Benim babam vardı ama aslında yoktu. 1993'te ikinci evliliğini bitiren Filiz Akın, 1994'te üçüncü evliliğini görücü usulü yaptı. Paris'te tanıştığı dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı ve diplomat Sönmez Köksal'la Ankara'da evlendi. 1998'de eşi Paris Büyükelçisi olarak atanınca Yeşilçam'ın narin güzeli de 4 yıl boyunca Paris sefiresi oldu. Filiz Akın bu kez mutluluğu bulduğuna inanıyordu. "En büyük pişmanlığım hayat arkadaşımı çok geç bulmak," diyordu. Filiz Akın'ın 2000'li yıllarda en büyük imtihanı sağlık sorunları oldu. 2002'de bir çeşit burun ve ağız arkası kanserine yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördü, hastalığı yendi. Ancak bedeli ağır oldu. Kemoterapi ses tellerine zarar verdi. Ameliyat sırasında bir kulağında duyma kaybı yaşadı. Annemin sesi çok kötüymüş, konuşmak istemiyorum. Annem. Ameliyattan sonra iyileşen, gazetelerde köşe yazarlığı yapan, televizyon programları sunan Filiz Akın'ın peşini hastalıklar sonraki yıllarda da bırakmadı. Aort damarına stent, sepsis hastalığı nedeniyle midesine tüp takıldı. 2023 yılındaysa sol üst kulağındaki kanserli dokunun kalan bölümü ikinci bir ameliyatla alındı. 2011'de Gün Akşam Oldu dizisiyle 22 yıl sonra ekranlara kısa bir süreliğine dönen Filiz Akın, kariyerine 4 kitap da sığdırdı. 120 filmde oynadı. Onlar arasında Battı Balık, Uçurumdaki Kadın, Asfalt Rıza gibi Keşke Hiç Yer Almasaydım dediği yapımlar da vardı.
en sevdiğim diye tarif ettiği Umutsuzlar, Ankara Ekspresi, Utanç gibi filmlerdi. Memnun musun Arif? Filiz Akın kendisini asosyal biri olarak tarif eden bir yıldızdı. Hayatı şöhretler sahnesinde geçmesine rağmen bir daha dünyaya gelmek ister miydiniz sorusuna her şey bozuldu. Sevgi, merhamet duyguları yok olmak üzere. Bencillik diz boyu, tabiat bile bozuldu. Böyle bir dünyaya bir daha neden tekrar geleyim ki diyen Filiz Akın, sağlık sorunları nedeniyle son yıllarını daha sakin, daha yavaş yaşamayı seçti. Filiz Akın, Yeşilçam'ın en narin ve kırılgan güzeli, eski filmlerin zarif Avrupai yüzüydü. Sinemayı çok erken bıraksa da o eski İstanbul ve mazi kokan filmleriyle hayatımızın bir parçası olmaya devam ediyor. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.